Saygılar, selamlar, sevgiler, çok değerli izleyiciler. İzmit'imizin yeni, genç, dinamik televizyonu TV 262 hoş geldiniz diyor. Açık kapı programımıza bugün çok renkli, çok hoşgörülü, çok insancıl, çok değerli bir abimizi davet ettik. Kendisi 60 evlerden, yani Yavuz Sultan Mahallesi'nden tanıdığım çok değerli bir dostumuz Numan Gülşah. Numan Gülşah deyince zaten çok kişi tamam bizim başkan diyebilir, bizim komşu diyebilir, bizim arkadaşımız diyebilir ama kendisinin kültürel, çevreyle ilgili, tarihle ilgili, bilhassa İzmit tarihini, komediyle ilgili çok derin araştırmaları, çalışmaları ve emekleri var. İşte Macaristan Dostluk Derneği'nin kurucularından, orada bayağı bir mücadeleleri var ben biliyorum. Karatepe'de, değil mi? Karatepe. Karatepe'de İmre Tökeli, İlona Zirini mezarlarını işte tanıtmıştır. Kendisiyle şimdi derinlemesine bir sohbet edeceğiz ama yaptıklarını bu programa sığdırmamız mümkün değil. Onun için başlayalım bir an evvel. Numan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Değerli başkanım. Bu kadar güzel sözlerden sonra çok teşekkürler. Estağfurullah. Abi valla katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Yani renklilik ötesinde bilgi aktarabilmek, seni tanıtmak, seni tanıtmakla beraber çevre, kültür, hoşgörüyü tanıtmak, tarihi tanıtmak oluyor bizim için. Hoş geldin abi. Buyur. Ben de hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. TV 262 için. Allah razı olsun. Sağ olun. İzmit'in ihtiyacı olan bir şey. Zaten dünyanın gidişi bu tip internet televizyonlarına doğru. Tabii. Herkesin cebine girdik abi. Girdi. Masadaydık, duvardaydık. Şimdi her yerde izlenme şansı var. Tabii isteyen her saat biliyorsun şeyimiz var. Tazelenen, güncellenen haberlerimiz var. Kocaelispor'un canlı yayınlarını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olacak tabii. Özellikle ama İzmit'te yaşarken ve İzmit dışındayken önemli. Tabii. Bilhassa dışında olanlar daha çok telefonla katılıyor. Evet biliyorum. Abi şimdi seni bir tanıyalım. Çok gönüllüyüm var. Onlara da perde periyotlar halinde açıklamanı bekliyoruz inşallah. İzmit doğumluyum. Ulugazi İlköğretim Okulu'na gittik. Oradan İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesi, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. Maalesef. Ondan sonra iş hayatı var. En son İktaş'taydık. Oradan üniversiteye geçtim. Evet. Üniversiteden de 2005 yılında ayrıldım. Emekli olarak evet. Ayrıldım. 9 yıldır çalıştığım zamanda bulamadığım zamanı emeklilikte bulduğum için koşturup duruyorum. Abi, keyif aldığım işleri yapıyorum. Kesinlikle doğru işler yapıyorsun. Keyif de alıyorsun biliyorum. Bu konuda hiçbir beklentin de yok. Onu da biliyorum. Ama gerçekten Allah rızası için bu insanlara faydalı olabilmek için kendini de parçalıyorsun. Bunu da biliyorum. Ama güler yüzünden hiç taviz vermedin abi. Yok, Allah razı olsun var ya. Bütün zorluklara rağmen çünkü neler yaşadığını biraz biliyorum ben. Evet, ama buna rağmen yine o tebessüm var. Çok şükür ya değil mi? Yok zaten o zorluğu çıkaranlar bizim böyle yüzümüzün asılması için yapıyorlar herhalde. ama çok zor abi işleri. Çok zor. Çok zor. İlginç bir şey söyleyeyim. Mesela canlı yayınlara çıkıyorduk TV 41'e yıllar öncesinden. Canlı yayında tabii telefon bağlantıları geliyor. Evet. O bağlantıda birileri ismini yanlış söylüyor. Ve bir saldırı şeyi haline getiriyorlar. Oralarda ilk başta o görüntülerde canlı yayında ne yapacağımızı bilememiştim. Tepkilerimi ortaya koyuyordum ama sonradan o filmleri izleyince bir şeyi gördüm. Beni sinirlendirmek isteyen birileri çıkıyor. Onu söylüyor. Ekran bendeyken kesinlikle güler yüzüm var. Ama döndükten sonra bir düşünüyordum. Buradan bir alışkanlık var ama güler yüzlü olmak her zaman iyi. Ben seni tanıdım. Bütün ömrüm boyunca hep güler yüzlü gördüm. Hayata pozitif yani bakmak önemli. Yani İktaş'ta da mahallede muhtarlığınızı yaptık. Evet, yani en iyi ben tanıyorum seni. Evet abi şimdi sen Çekül Vakfı'nın yani çevre, sayın izleyiciler, çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı. Kocaeli temsilcisi. Bu önemli bir şey. Şimdi açıklamalarını da alacağız. Sonra diğerlerine geçeceğiz inşallah.
15 yıldır Çekül'ün temsilcisiyim. Evet. 2000 senesinden beri, deprem sonrasından beri. Çekül Vakfı Türkiye'nin en büyük kültür organizasyonu. Yalnız kendisi değil, şu an bünyesinde olduğu, yani Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen'in Tarihi Kentler Birliği'ni oluşturdu. Çekül'ün 25. yılı bu sene, Tarihi Kentler Birliği'nin 15. yılı. 10 yıl sonra o kuruldu. Tarihi Kentler Birliği'nde yanlış hatırlamıyorsam eğer, çünkü ilavelerle en son Muğla, 2 hafta önce Muğla'daki toplantıda 596 tane belediyenin içinde bulunduğu bir kültür çatısı olduğunu söylediler. Çekül Vakfı da bu kültür organizasyonunun danışma kurulunu oluşturuyor. Önemli bir şey. Bence de geçenlerde yanılmıyorsam Kartepe Belediyesi'nde girişte okudum. Tarihi Kentler Birliği üyesidir diye yazıyordu. Evet. Kartepe yani Belediyesi yerde, oldu. Evet. Evet. Yanılmıyorsam öyleydi. Evet. Kartepe Belediyesi'ye ne oldu? Evet, hayırlısı olsun, bravo. Yakışır Kartepe'ye de, değil mi? İmre Tökeli'den dolayı. Allah razı olsun gerçekten. Türk-Macaristan ilişkilerini biliyorum. Büyükelçi geldi. Hatta ben de katılmıştım davetinizde bir sefer. Çok iyi bir diyaloğunuz olduğunu da biliyorum. Evet abi, devam edelim. Şimdi bu çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı ne yapar? Kocaeli Şubesi ne yapar? Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi gönüllü olarak çalışan bir sistem. Ben de bir gönüllü kültür savaşçısıyım onların gönlünden. Evet, biliyorum. Çekül'den parasal destek falan almıyoruz. Biz burada oluşturmaya çalışıyoruz. Yani insan bir gönlünü verince bir işe zaten gerisi geliyor. Ama bizim gönlümüzü verdiğimiz işler mesela bu kentin tarihi, bu kentin çevresi, doğası, coğrafyası. Bunları muhafaza etmeye kalktıkça rantın çok yüksek olduğu bir şehir olduğu için İzmit, bir kısım gruplarla karşı karşıya geliyoruz. Mesela evini yıkıp oraya apartman yapmak istiyor. Ya bu tarihi bir şeydi, bunu nasıl yıkarsın, nasıl edersin diyoruz. Mesela emlak vergilerinden alınan %15, %10 kültür payları var. Evet. Her beyannamede emlak vergisi öderken %10 bir para daha fazladan veriyoruz. O bizim ödediğimiz %10 para işte bu kültürel değerlerin sahiplenmesi için belediyelere verilen bir fon. Onlar birikiyor. Valilik ve belediyeler de birikiyor. Ondan sonra işte o kentin sahiplenme, tarihi sahiplenme ölçüsüne göre eğer harcıyorlarsa, bir yıl içerisinde proje yapıp o toplanan parayı harcıyorlarsa iyi bir iş yapmış oluyorlar. Harcamıyorlarsa Ankara'ya Maliye Bakanlığı'na gidiyor bu para. Maliye Bakanlığı, Kültür evet. Bakanlığı'na değil. Değil. Ben bu parayı harcayamadım diye. Böyle bir enteresan var da şey. Var mı öyle giden para acaba? Var tabii Türkiye'de. Proje yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Önemli bir şey bu. Çok önemli. Şimdi Muğla'daki toplantıda bu %15'e çıkarma konusunda bir ortak görüş çıktı. Çünkü onu yapınca nokta vuruşu gibi bina restorasyonları, kültür merkezleri restorasyonları yapılıyor ama artık Türkiye'de birçok şehir cephe tamamlamalarına girdi. Mesela bizde Kapanca Sokak ve Tarih Koridoru yıllardır adı var, kendi yok konumda. Ama böyle paralar geldiği zaman oraya bir işlem veriyorlar. Mesela Kapanca Sokağın evlerin altında dükkanlar vardır. İnsanlar bilir veya bilmez o dükkanları. O dükkanın orada ne işi var dersiniz. Ama Osmanlı dönemine, Cumhuriyet'in ilk günlerine baktığınızda İzmit'in bütün çarşıları tepededir. Müslüman çarşıları tepede. Yahudi ve Ermeniler, Rumlar aşağıda Demiryolu'da faaliyet gösteriyor. Kemal Paşa Mahallesi'nden aşağıya. Orhan Mahallesi'ne kadar, eski evlerin hepsinin altında dükkanlar var. Benim doğduğum, şu an olmayan evin altında da dükkan vardı. Küçük dükkanlar ama mahallenin alışverişini sağlayan dükkanlar. Bizim o altta şey vardı, gıda
satan bir dükkan. Hı. Ama biraz ileride manifaturacı vardı. Tepede manifaturacının ne işi var? Değil mi? Çok enteresan. Eşeklerle kumaş getirirlerdi. Tabii ben de... Şimdi dinleyenler diyecek ki hangi devirden bahsediyorlar diye. Evet, çok uzun bir zaman değil. 50 sene önce. 50 sene. Ben 60 yaşındayım. 50 sene önce ben onlara şahitim. Bizim dondurmacı da eşek üstünde beyaz bir eşeği vardı. Bir tane de balıkçı vardı öyle. Balıkçı, yoğurtçu. Yoğurtçu. Vallahi ondan sonra at arabası. Eşeklerle atlarla çıkardık. Tabii tabii yağcılar yani. Bile vardı. Yağcı yok muydu? Ramazan amca falan biliyorum ben tanıyorum. Çöpler evet. Atlar da almadı. Şey bir de köylerden gelirlerdi mesela evet. Daha sonraları. Artı bir de o zamanlar çok daha böyle klinikler falan yok. İşte berberler hep sünneti de yaparmış, dişçiliği de yaparmış, ufak cerrahi şey. Benim rahmetli dedem de, rahmetli babamın babası berbermiş. O zamanlar bu işleri de yapıyorlarmış. Şimdi Ragıp'cığım konu açılmışken evet. Bir Hacı Ürem yokuşundan bahsedeyim. Ben 15 orada numarada doğmuşum. Oradaki evlerdeki bütün aile reisleri içeride her akşam kör kütüp gelirlerdi. Parkın karşısında şimdi Tuborg var. O Tokuş'un meyhanesiydi orası. Orada Cumhuriyet Parkı'ndaki. Tabii Cumhuriyet Parkı'nın karşısındaki. Meyhane şekil değiştirdi ama meyhane olarak kaldı. O zaman da Tokuş'un meyhanesiydi. Bütün aile reisleri, babamı görmedim ama amcamı çok gördüm. İçerlerdi. Bir de Roman vatandaşı Naci amca vardı. O da 20'li yaşlarda kapı gibi bir adamdı. Hamallık yapardı. Bu mahalleden yukarıya yani parktan Orhan Mahallesi'ne bir gecede 6-7 kişiyi çıkarırdı. Küfelik olanları. Küfeli oradan küfenin içine koyardı. Ya o küfelik küfelik oldu derler ya. Küfelik tam küfelik oluyorlardı. Hepsi gelirdi. Gelişini aşağıdan anlardık. Biz de çocuklarla bir Karaçetin sineması vardı. Evet biliyorum. Yukarıdan kibrit kutusu gibi gözükürdü Karaçetin sineması. Oraya bakmak için yukarı çıkardık ama sinemada bir şey gözükmüyor tabii. Hmm. Kibrit kutusundan ne göreceksiniz uzakta? Esas film gelenlerleydi. Naci amca gelirken film oluyordu. Kimin babası, kimin amcası, kimin yakını ne şekilde geliyor diye. Eyvallah. Bir Ahmet amca vardı, paçacı. O gelirken en saltanatlı geliş onunkiydi. Arkasında kediler, köpekler. Allah çünkü Allah. O 2-3 ciğer takımı da sırtında gelirdi. O kadar bıçakla keser keser atardı. Allah. Çok enteresan. En asil gelen de Selahattin amcaydı. O da Seka'nın muhasebe müdürüydü. Hiç evlenmemişti Selahattin amca. Evet. O gelirdi o elle tutunmuş fötör şapkada kafasında. En sessiz o geçerdi ve en asil o geçerdi. Çok enteresan. Hacı Ürem'in sarhoşları çok enteresan. Yani orada şimdi böyle bir gelenek var tabii. Allah hiç rahmet eylesin hepsine. Evleri bile yıkıldı çoğu. Ya orası evet. Ya öyle yani saray yokuşu da öyle mesela. Değil mi? O evet. Evler yapıldı, binalar, apartman komşuluk falan. Komşuluk ilişkileri gitti. Bitti. Ya ben her zaman söylüyorum, benim ismimi doğduğumda komşu Hacı teyze koymuş yani. Komşu. Şimdi anaya babaya soran yok yani. Maalesef. Hayırlısı olsun. İnşallah düzelir. Bizim çocuklarımız bunları duyar, görür. İnşallah kendilerini ona göre yönlendirirler. Evet abi, şimdi bu çevre kültür dedik. Değerlerini koruma ve tanıtma. Şimdi geçmişle ilgili tabii. Hep bunlar nostalji. Tarihi bir şey oluyor. Bunlarla ilgili neler yapıyor? Neler yapıyor? Çekül. İzmit'ten bahsetmeyeyim, Kocaeli'den. Ama Çekül'ün bütün Türkiye'de yaptıkları şöyle. Mesela çok önemli insanlara ait binaları tespit ediyorlar. Onları koruma altına alıyorlar. O belediyeler, valilikler, kaymakamların elindeki bu kültür fonlarından yararlanarak restorasyon projeleri hazırlıyorlar. Tarih Kentler Birliği'nin senede bir verdiği ödül yarışması var. Ve bu 596 tane belediye, İzmit, Kocaeli Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi, Kartepe'de var. Hepsi buralarda yarışıyor bir şeyler almak için. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sırıpaşa Köşkü ile bir yıl önce aldı. Bu senede işte bir iki gün sonra açılacak olan SEKA'daki bilim merkeziyle böyle bir ödül aldılar. Çok güzel. Gölcük aldı mı? Gölcük şu ana kadar almadı ama Sağlıklı Kentler Birliği'ne de üye Gölcük. Onun da yaptığı önemli şeyler var. Tabii 596 belediyenin içerisinde en öne çıkan şeyleri
bu ödüller veriliyor. Tabii. Aslında özendirme, geçmişe sahip çıkma, onu geleceğe aktarma. Düşünceler böyle. Mesela Çekil'in bütün Türkiye'de yaptığı çok önemli bir şey, kent tarihi müzeleri. Kent tarihi müzeleri. Kent tarihi müzeleri, büyük eski yapıları müze haline getiriyorlar. Yani kentin belleği orada ortaya çıkıyor. Mesela delileri bile var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk kent tarihi müzesini yapan, o vilayet binasında yapan belediye. Hı hı. Örnek oldu bütün Türkiye'ye. Mesela Zeki Müren'in hayatı da var orada. Bursa'nın geçmişi o müzenin içerisinde. Şimdi daha büyük bir müze yapıyorlar. Bravo. Oraya girmedi. Şekil buna proje olarak mı destek veriyor? Proje desteği veriyor. Maddi kaynağı da kaymakamlık valilik. Birliği. Çünkü bu %10 paralar falan hep şeylerde. Çekil Vakfı'nda böyle bir para yok, ama danışma kurulları Türkiye'nin en büyük üniversitelerinin en değerli hocaları gönüllü olarak bu danışma kurulu üyeleri. Gönüllü. Gönüllü. Hiçbirisi şey almıyor. Para almıyor. Hep gönüllü yani. Esasında. Gönüllü olunca bu işler oluyor. Tabii kesinlikle. Paraya gitse farklı şeyler olabilir. Mesela İzmit'te bir kent tarihi müzesi yok. İnşallah olur. Buradan mesela Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Konuşacağız onu. Roma Bitinya'ya ve Roma'ya, yani iki dünya imparatorluğuna başkentlik yapmış bir şehir İstanbul'dan önce. Sonra İstanbul oluyor. İstanbul'da Roma'ya, Bizans'a ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Ama ondan evvel İzmit varken İstanbul yok. İzmit varken çok enteresan İstanbul bir şey. Yok. Evet, İstanbul yok. O zaman Roma'ya mı başkentlik yapmış? Tabii. Bitinya, Nikomedia. Roma İmparatorluğu'na şöyle başkentlik yapıyor. İmparator Numerius Persler'in üzerine bir savaşa gidiyor. Hı. Yanına da Gladiator filmini seyretmiş miydiniz? Seyrettim. Şimdi daha iyi anlarsınız söylemek istediğimi. Çünkü Diocletian'ın hayatından alınmış o senaryo ama bir yerde değiştirilmiş. Anladım. O filmde imparator ölünce oğlu savaşa gelmediği için yanında götürdüğü komutana imparatorluğu devretmek istiyordu İmparator. O onu almadı, sonra başına gelmeyen kalmadı tabii. Saltanat hırs getirir, her türlü tehlikeleri de beraberinde getirir. Ama burada farklı bir şey olmuş. Numerius, Perslerle Mardin Dara'da yaptığı savaştan sonra kum fırtınasından gözleri rahatsız oluyor. Buraya kadar gelirken de gözü kör oluyor. Şimdi Roma... Bunlar önemli detaylar, Roma, ben de bilmiyorum. Roma yani. Ordusu eğer kışa rastlamadıysa, sonbahara rastladıysa, Balkanlardaki kıştan ürktüğü için Akdeniz'de ve Ege'de de sonbaharda fırtınalar, rüzgarlar bitip deniz sakin hale geldiği için hep Nikomedia'dan gemilerle Roma'ya askerlerini taşımışlar. Yine o imparator da işte buradan gemiye binip gidecek ama gözlerinin kör olduğunu bir kayınpederi Aper biliyor. Başka kimse bilmiyor. Aper de şimdi oğlu yapar. Roma'da imparator olur diye. İzmit'e geldiklerinde geçmeden önce tahtırevanda imparator damadını öldürüyor. Oğlunu tahta geçirmek için. Roma ordusu burada bir karışıyor. Diocletianus da ordu komutanı Aper'i öldürüyor. Aper'i öldürünce Roma imparatoru ilan ediyor Roma ordusu onu. Şimdi Diocletianus da düşünüyor burada. Gitsem, Roma'ya gitsem beni Kolezyum'da dövüşen birisi olarak biliyorlar. Yani imparator da olsak orada bir dövüşçü olarak bir ayak takımı gibi anılacağız. Karşısında 100.000 nüfuslu bir şehir karşılıyorlar imparator orada. Askerler imparator diye bağırınca buradan da bütün herkes gidiyor. İmparatorluğunu onaylıyor falan. Burayı Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapıyor. 14 Mayıs 284'te. Burayı, İzmit'i. 46 yıl aralıksız bir başkent Roma'ya. Ve Konstantin 3 yaşında buraya geliyor. Çukurova'daki sarayda yaşıyor. Senin orada da çok emeğin var biliyorum. Oraya da geleceğiz. O sarayın üstündeyiz. Özellikle gelip görelim orayı. İnşallah. Konstantin işte 311'de hoşgörü fermanının akabinde
Bu şehirde çok insan inançlarından dolayı öldürüldü. Artık yeni başkentimiz burası olamaz diye 19 yıl süreyle İstanbul'u inşa ediyor. Yani birçok insan oraya gidince, ben de birkaç sene öncesine kadar bilmiyordum. İstanbul'un o surları, aradaki kırmızı tuğlalar falan Bizanslar yapmamış. Bunu yapan Konstantin. 19 yıl süreyle İstanbul'u inşa etmişler. Burada yaşamışlar, orayı inşa etmişler. Tabii imparator burada inşa etmiş. Ve 11 Mayıs 330'da Topkapı'dan girmiş. Orada kalalım. Biz biliyorsunuz reklam. Sayın izleyiciler, ekmek parası reklam arası. Reklam önemli. Evet, tekrar görüşeceğiz inşallah. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Değerli izleyiciler, tekrar bu güzel sohbetimize bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Hem bilgileneceğiz, hem de inşallah bu değerlerimize sahip çıkacak arkadaşlarla beraber olacağız inşallah. Buyurun, şeyde kalmıştık. Topkapı'dan giriyor Topkapı'dan. İstanbul'a. Ve çok enteresan, Fatih Sultan Mehmet'in hayatta onu en çok etkileyen, Akşemseddin'in de hep örnek verdiği kişi, İstanbul'u kuran Konstantin. Fatih'in kafasında o Konstantin öyle büyük yer etmiş ki, İstanbul'u almaya kadar gitmiş bu iş. Konstantin'in şehrini aldığında açılan gediklerden, kapılardan değil, Konstantin'in girdiği Topkapı'dan girmiş. Hatta ben Roma İmparatoruyum demiş ama Osmanlılar onu silmişler daha sonra. Roma'yı söyledi diye. Aslında hayranlığından dolayı söylemiş. Roma'nın başkentini de almış. Konstantin'le Fatih arasında bu anlamda çok önemli bir şey var. Bizim tarihçiler şu ana kadar bunun üstüne gitmemişler ama bu tarihi araştıran yabancılar çok önemli bulgulara ulaşmışlar. Onları da açıklamışlardır tabii. Açıklanmış tabii. Nerelerde bulabilir değerli izleyicilerimizden bu konuda? Bu konuda. En son yapılan BBC'de yapılan bir çalışma var. Mesela ben de bilmiyordum, o vesileyle öğrendim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde bir bakıyor 12 havariler, şu anki Fatih Külliyesi'nin bulunduğu yerde 12 havariler kilisesi var. 12 havariler kilisesinin altında da Konstantin'in mezarı var. Yağma için oraya girmişler. Mezarları parçalarken o da nerede olduğunu bilmiyor, o zaman öğreniyor. Ve gidiyor orayı koruma altına alıyor ve onun üstüne bu külliyeyi koyuyor. Şimdi birçok insan bizi izlerken ya böyle bir şey olur mu da diyebilir. Şu an Fatih'in türbesinin bulunduğu yerde onun altında Fatih'in mezarı yok. 65 metre kadar İstanbul tarafında.
şey Avrupa batı tarafında altta Fatih Sultan Mehmet'in mezarı bir şey var, başında bir tabela var. Konstantin'in Lahdi'nin yanında. Bunu da BBC'de gördüm. Ciddi misin? Evet. İlk defa duyuyorum. Evet, ilk defa ben de söylüyorum onu. İnanmayacaklarını da söyledim. Ama gitsin baksın inanmıyorum. BBC'de Fatih Sultan Mehmet'in ve Konstantin'in ortak hayatıyla ilgili bir belgesel çekimi yapıldı geçen sene. Geçen sene. O belgesel çekiminde tarih danışmanlığı da Profesör Doktor Sayın Niyazi Öktem hocamız. O da O işin içinde. O da o vesileyle görmüş onu. O da görmüş orayı yani. Peki bu fotoğrafları falan var mı? Yok, yasak. Yani bir değişik bir şey sahipiyle bunları yayınlatmıyorlar. Çok enteresan değil mi? Aslında tarihi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Ama gerek de yok. Tarih bir yerden çıkıyor. Hayır, gerek de yok ama. Yani Konstantin'e olan hayranlığını iyi bir şey olarak görmüyor demek ki bazı insanlar. Ama şimdi şöyle. Fatih zaten yaşantısında bunu yapmış. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında o kazıklı voyvoda olarak bilinen onun gibi de bir sürü böyle genç prensleri beraber yetiştirmişler. Yani tanıyorlar birbirlerini. Tanıyorlar. Türk ahlakını biliyorlar, Türk mutfağını biliyorlar, Türk geleneğini biliyorlar. Yani o da burada yetişmiş. Konstantin'e bir hayranlığı olması ayıp bir şey değil ki. Onu Akşemseddin sayesinde bu hayranlık olmuş. Ama hep onu örnek göstermiş. Önemli bir şey. Ki. Önemli bir kişilik olarak gösterdiği için. Yani onun dini inanışı vesairesi, yediği yemek önemli değil ki. Adamın yaptığı projeler, yaptığı yönetim, idare şekli demek ki bir hayranlık gerektiriyor. Göstermeseler de Fatih İstanbul'u almazdı. İçinde böyle bir hırs olmazdı en azından. Yani Cenab-ı Allah tabii o çok önemli bir konu. Gerçekten önemli. Bizler zaten, Türk vatandaşı zaten, olarak niye gidip görmeyelim ki? Niye yasaklanıyor yani, mu? Çok anormal bir şey ya. Ya. Ya gerçekten anormal. Şimdi Hazreti Fatih isteseydi oraları hep yıkar, her tarafı cami yapardı. Değil mi? Saygı ama duymuş. Yapmamış. Saygı duymuş ve parçalanan kısmına da üzülmüş Lahdi. Yağmayı da engellemiş. Değil mi? Kimseye evet, dokunmayacaksınız. Evet. Öyle biliyorum ben. Belki de o olayı gördükten sonra yağmayı durdurdu. Belki de olabilir. Olabilir. Yani bu da tarihçilerin ama bulup çıkaracağı bir olay. Tabii. Mesela bir şehzade yetiştirilirken yabancı dili de var. Yabancı siyaseti de biliyor. Değil mi? Öyle yetiştiriliyor yani. Sadece Osmanlıca konuşmuyor ki. Hem de nasıl. Yani sanattan, çok özel sanattan, resimden işte hepsinin şiirleri var vesaire. Hepsinde. Sporla ilgilenenler var. Hepsi var. Hepsini tam tekniği yetiştirmiş. Birkaç dili öğretiyorlar. Tarihi öğretiyorlar. Coğrafya dersleri var. Çok değerli hocalar. Allah rahmet eylesin. İşte Akşemseddin Hazretleri. Yani onlar olmasa yetişmezdi bu insanlar. Çok zor. Teslim ediyorlar ya. Padişah çocuğunu, can faresini teslim ediyor. Demek o kadar güvenilir insanlar, o kadar bilgili insanlar ki padişah yarın öbür gün yetişecek bunlar. Değil mi? Ona güveniyor, bırakıyor. İnşallah bir de tarihler çıkar. Bizim milletin hiç okuma huyu yok. Yani bizler de aynı konumdayız ama herhangi bir şeyi araştırırken okuma mecburiyeti var. O zaman çıkıyor ortaya şeyler. Evet, çok doğru, çok doğru. Ama şu BBC'deki programa nasıl ulaşırız bir mesela? Bir belgesel olarak onu yayınladılar. Desek, bu kış yayınlandı. Fatih Sultan Mehmet Konstantin diye girse BBC'den dese girer mi? Ben izlemedim ama izleyenler oldu yani BBC. Ben izleyeceğim inşallah. Bakayım ne olacak. Bir dahaki programda nasıl bitmeyecek sen? Herodot Akademi Derneği'nden olanlar izlemişler. Onlar bana iletti. Neden? Herodot Akademi Derneği Bodrum'da. Bodrum'da Herodot Akademi Derneği. Mesela ben bu dernekle tanışana kadar, 3 yıl öncesine kadar ben bile Herodot'un Yunanlı olduğunu düşünüyordum. Çünkü evet, Yunanlılar sahip çıkmış evet, Herodot'a. Evet, meğer evet, Bodrumluymuş Herodot. Ve bu insanlar işte emekli arkeoloji profesör de var, felsefeci de var, tarihçi, coğrafyacı, mühendis, yazar, çizer, müzikolog, şair. Hepsi gelmişler buraya, Bodrum'a yerleşmişler. Ondan sonra ya Herodot buralı ama Yunanlılar sahip çıkıyor. Biz bir dernek kuralım da bunun buralı olduğunu dünyaya anlatalım diye bu derneği kurmuşlar. Allah razı olsun yani. Ne denelim başka buna ya?
bugüne kadar hep öyle bilirdik ya. Ben de öyle biliyordum şimdi. Ya ben de biliyordum 3 yıl öncesine kadar. Ben bu işin içinde adam bir, olan birisi evet. olarak Herodot'u Yunanlı biliyordum. Yunanlı biliyordum. Kaç yıl oldu bu işlerle uğraşalı? Yani emeklilikten sonra? 25 yıldır uğraşıyorum ben. 25 yıl? Tabii 25 yıldır. İyi ki var. Offsite'a düşmeyelim diye de araştırıyoruz. Aa. Tavuk gibi eşeleniyoruz. Harikasın, iyi ki varsınız ya. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık, ömrünüze bereket inşallah. Devam edelim abi. Senin bir Bitinya valiliğin vardı. Bu nasıl? Bunu bir açıkladın. Çekil vakfı. Bana Bitinya valisi diyor. Önemli bir unvan. Evet. Ben de benimsedim onu. Yani bana böyle söylediler diye. Bize de çok hoş geliyor. Tabii bu Bitinya valisi nedir diye bu sefer araştırdık. Bitinya valisini şöyle buldum. Milattan önce 74'te Julius Caesar, bu Romalı Caesar imparator. Julius Caesar. Yine bir Pers seferinden dönerken sonbaharda İzmit'te 3 ay konaklıyor. İzmit'te kalıyor. Yayan gidiyorlar. Yayan Oran gidiyorlar. Mahallesi'ndeki Akropol'de 4. Nikomedes'in sarayında kalıyor. Neden orada konaklıyor? Balkanlara kar düşmüş. Yine gemilerle Roma ordusunu şeye gönderiyor, Roma'ya gönderiyor. Ve burada 3 ay kalınca tabii 4. Nikomedes ve Bitinya Krallığı da çok zor durumda. Roma buradan gittikten sonra Roma'ya da ev sahipliği yaptığı için Pontus Kralı, Mitredates falan saldırısına uğrayacağı besbelli. 3 ay boyunca bütün gün bir aradalar. Yiyorlar, içiyorlar. Tarih, coğrafya ne söyleşi yaptılarsa. Böyle bir şeyin akabinde 4. Nikomedes şöyle bir teklifte bulunuyor. Sayın İmparator diyor, ben Bitinya Krallığını Roma bağlaşı olarak Roma'ya devredeyim. Ama benim hiçbir şehrime zarar gelmesin. Şehirlerime zarar vermeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Ve şeyde Julius Caesar da bu işi üstleniyor. Kabul ediyor. Milattan önce 74'te Bitinya Roma'ya bağlanıyor. Eyalet gibi, vilayet gibi. Tabii vilayet gibi. Ama Bitinya'nın bir sürü şeyleri var. Mesela Zonguldak'a kadar gidiyor. Ereğli, Herakliye'ye kadar gidiyor yani. Ereğli'nin adı Herakliye. Orada bir şehir var. İkinci Prusyas'ın kurduğu Prusa, Bursa var. Bursa var. Balıkesir var. Kütahya var. Eskişehir var. İşte İstanbul'da var bu işin Bitinya Krallığı topraktan içinde. Burada bir sürü şehir ve o şehirlere vali ataması lazım Roma'nın. Çok önemli bir şey yapıyor. Koskoca Roma İmparatorluğu'nda eşi benzeri görülmemiş bir şey yapıyorlar. Nikomedia'ya bir vali atıyorlar. Oralara da valicikler atıyorlar. Bu valinin dediği oluyor. Olağanüstü hal bölge valisi gibi. Bunun da adı Nikomedia valisi değil, Bitinya valisi. Çekil de bana böyle tarihten gelen bir ünvanı verici. Harika, tık oturmuş ama. Oturmuşsun sağ olun. Harika oturmuş. Abi bir valiliğimiz var güzel. Yani böyle bir şeyde. Allah razı olsun, iyi ki varsın. Yani bu işe verdiğin gönülü, bu süreyi Allah herkese nasip etsin. Bir yerlerden yani. Çalıp veriyoruz. Ama ne kadar güzel. Tabii ki çoluk çocuğum var. Hepsinden oğlun, çalıyoruz tabii. Şey neydi? Barbaros. Barbaros kaç yaşında şimdi? 30 yaşında. 30 yaşında. Yani, daha evlendiremedik adamı. Olsun inşallah hayırlısın, o da olur. Yenge de yine bu işlerle uğraşıyor. Evet. Değil mi Sabriye Hanım? O benim işlerle uğraşmıyor. O senin işlerle uğraşmıyor ama o da memleket işleri yürüyor. O da bir CHP'den, siyaseten çalışmaları var yıllardır biliyorum. Aynı zamanda şu anda 11. sıra milletvekili adayı. Evet. Ama nasıl çalışır? Birinci sıradaki o kadar çalışmaz belki de. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun, ömrü uzun olsun. Biz yengemizi de seviyoruz. Yakışır. Yakışır. Teşekkürler. O da senin gibi güler yüzlü. İkiniz birbirinizi bulmuşsunuz. Ne kadar güzel. Yani bu memleket sevdası. Tabii bu zorla olmaz, parayla olmaz. Bu herkesin anlayacağı bir şey de değil. Herkesin parayla çekilecek çekilmez biliyorum. Ben de birazcık dernekçiliği yaparım biliyorsun. Ama bu stres parayla yapılacak iş değil. Bu konuda siyasetle de uğraştık biliyorsun. Harcanan paralar, eğer düzgün yapacaksan bu işi zor iş. Ama düzgün yapmayacaksan her iş kolay. Evet abi, şimdi bu Bitinya Valiliği'nde hayırlı olsun. Bence çok iyi de olmuş. Peki başka ne yapıyoruz? Valilik Sarayı'nda Çukurbağ'da.
Valilik Sarayı Çukurova, sen de oradasın. Aileme ait bir daha. Nikomedia Kültür Merkezi. Evet. Ben herkesi davet ediyorum sizin aracılığınızla. Bir, evet. 50 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Bu merkezde. Bu geçmişin olduğu tarihi yerde. Tabii ki Roma İmparatorluk Sarayı'nın üstü aileme ait binada. 50 kişilik. Senin ailene ait. Tabii. Harika. 50 kişilik tiyatro tam valisi salonumuz var. Evet. Evet. Altta 125 metrekare resim galerimiz var. Zaman zaman resim sergileri açıyoruz. Şu anda da öbür tarafta yine aynı 125 metrekarelik anda keten bezi, antik keten bezini dokumak için tezgahları aldık. Evet. İşkur'la halk eğitimle bir anlaşma da yaptık. Harika. Önümüzdeki günlerde yani Mayıs'ın başından itibaren orada antik keten dokuma için tezgahlar dönmeye başlıyor. Harika var. Peki talep var mı bu talep almaya başladınız mı? Kumaşa çok var. Var mı? Var. Kumaş bilmiyorum. Yok ki ortada. yok kumaşa değil. Kumaş yapmak için talep var mı? Öğreneyim bunu. İnsanlardan üreteyim diye. Evet var ama öğrenmek isteyenler de duyuralım. Duyuralım. Değerli izleyiciler, bu önemli bir tarihi olay. Sağ olsun Bitinya Valimiz Numan abi de bu işi burada açıkladı. Herkes açık adres. Çukurbağa gelebilirler. Burada görev almak için maaşlı olarak çalışacaklar kursun sonrasında. Çok güzel. Yani İşkur'un bu şeyinden de faydalanabiliyorlar değil mi? Tabii. Halk eğitimi İşkur. Bir harçlık veriyorlar. Veriyor. Tamam. Kursta da veriyor. Güzel. Parayı veriyor. İşkur'u da tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar. Ve bizim ne zaman düşünüyorsunuz bunu da söyleyelim. Şimdi yani önümüzdeki hafta falan başlayacak bu iş. Biraz acele etmemiz gerekiyor değerli izleyiciler. Bu konuda ilgi gösterenler önümüzdeki hafta veya önümüzdeki haftaya kadar Numan Bey ile görüşürlerse Çukurbağa gelip... Şu ana kadar taleplerin arasında bir de Macar var. Macar. Lusika. Lusika. Onu da tebrik ediyoruz. Evet. Lusika Hanım da var. Çünkü Numan abilerim biliyorum ben Macar Türk Dostluğu Derneği işte baştan da biraz bahsettik. O ayrı bir program konusu biliyorum. Ama orada da çok dostluklarınız var. Onlar da buraya geliyor. Burada da dostluklarınız konu var. Konu bizim binaya gelmişken burada bir evet, şey söylemek istiyorum. Yani değerli izleyiciler geldiler gördüler bilmiyorum ama Çukurbağ'da dünyaya 46 yıl hükmeden bir imparatorluğun sarayı çıktı. Depremden sonra bizim sizin binanın altında çıktı. Sen geçmişten beri köylerden valilik var sende. Evet evet. İmparatorluk sarayı çıktı. Evet. Ve bu sarayda bizim bahçede çıkan 200 metrekarelik kısmına şu an biz koruma yapıyoruz. Öbür tarafta Kültür Bakanlığı'nın kamulaştırdığı alanda dikenli teller var, korumalar falan var. Orada insanlar içeri alınmıyor ama bizim oradan alıyoruz. Orada ne olduğunu görmek için de bizim terasa çıkıp bakabiliyorlar, görüyorlar. Ne oldu? Orası peki bir ziyarete açılabilecek bir yer. Ören yeri diye yaptılar ama şu ana kadar kimseyi almıyorlar. Görmek isteyen bizim terastan geliyor. Bu müze müdürlüğüne mi bağlı? Evet, yoksa müze müdürlüğüne bağlı. Müze müdürlüğüne insanlar müracaat etse. Göstermiyorlar, hiç kimseyi görmedim. Yani müracaat edeni, arkeoloji fakültesinden gelen öğrenciler bile göstermiyorlar. Buyurun diyorum benim terasa, istediğiniz gibi fotoğraf çekebilirsiniz. Tamam, bu böyle bir imkan varsa, değerlendiriliyorsa, müze müdürlüğü kontrollü olarak biraz daha böyle orayı düzenleyerek niye açmıyor acaba? Bilmiyorsun. Anlamak zor. Evet, anlamak zor. Şimdi evet, olsun. Sayın müze müdürlüğüne de buradan rica ediyoruz. Açsınlar insanlar görsünler. Açsınlar biz de görelim. Evet. Bilhassa en azından fakültedeki çocuklar öğrensinler. Evet. Bize öğretsinler. Arkeoloji fakültesindekiler. Bence de. Nasıl şimdi, eski İzmit, özür dilerim lafını mı? İzmit resimleri şimdi böyle zevkle izliyoruz, seyrediyoruz, duygulanıyoruz. Orayı da izleyelim. Tarih kitapçıklarımıza basalım. 24 Ağustos 358 tarihinde yıkılan bir sarayın görüntüsü çıkmış ortaya. Mükemmel. Bir tarih var. Mükemmel. Böyle bir şey. Ve orada dünyanın en eski hoşgörü kararı açıklanmış bizim evet, sarayda. Evet, oraya gelecektim ben de. Bu ne zamandı Numan abi? 30 Nisan 311'de. Milattan sonra 311, 30 Nisan. 30 Nisan 311'de. Geliyoruz. 30 Nisan'a geliyoruz. Ne yapacağız evet, peki? Yine tören var. 1704. yılını. 4 yıldır anıyoruz biz. 4 yıldır. Ondan da bahsedeceğim. Ama bunun ne olduğunu kısaca söylemek isterim. Evet, o zaman olur.
O zaman İzmit'te yer mekan olarak söyleyeyim, Çukurbağ Mahallesi'nde Mehmet Akif İlköğretim Okulu'nun evet, olduğu yerde jimnazyum var. Sarayın jimnazyumu. Orada Çocuk Parkı'nın olduğu yerdeki, Cumhuriyet Parkı'nın olduğu yerin altındaki arenada, Acısu Parkı'nın olduğu yerdeki sirkte ve Orhan Mahallesi'ndeki büyük tiyatroda günde ortalama 100 kişiyi pagan dininden olmadıkları için, tek tanrılı bir dini seçtikleri için, Hristiyan, Yahudi veya şamanist oldukları için öldürüyormuş Roma. Roma'nın eğlencesi olmuş bu. Bütün gün insanlar öldürüle. Konstantin de 3 yaşında buraya getiriliyor. 20'li yaşlara gelene kadar hep ölümlerle karşılaşınca İmparator Galerius, kendisi de onun Sezar'ı, ondan sonra imparator olacak kişi, 30 Nisan 311'de Galerius ölüm döşeğindeyken ona artık insanların inancı ve düşüncesinden dolayı Roma İmparatorluğu'nda kimse öldürülmeyecek diye bir ferman imzalatıyor. Yani o ölüm döşeğindeyken bunu düşünmesi mümkün değil. Konstantin yapmış bunu muhtemelen. Ve bunu açıklıyor. Dünyanın en eski inanç ve düşünceye hoşgörü ve tolerans kararı bu. İzmit'te açıklanmış. 30 Nisan 311'de. İzmit'te. Şimdi Konstantin burada, Çukurbağ'da, bizim sarayda. Evet. Yani biz de bir köşesindeyiz onun. Evet, evet. Valilik oradan geliyor. Bunun üzerine burada imparator ilan ediliyor 1 Mayıs 311'de Konstantin. Fakat bir değiş yapıyorlar. Çünkü Konstantin İngiltere, York doğumlu. Londra'nın üstündeki bir şehirde doğmuş. Kendisi Milano'da imparatorluk yapmak istiyor. Buraya eniştesi Licinius'u getiriyorlar. Licinius buraya geliyor. 2 yıl sonra eniştesini çağırıyor. Biz diyor bir ferman verdik ama daha hala hapiste olanlar varmış bize gelen şeylere göre. Malları gasp edilenler varmış. Bunlara da bu hürriyeti verelim. Daha geniş kapsamlı yapalım diye. Milano'da 30 Nisan 313'te 1,5-2 sayfalık bir ferman hazırlanıyor. Ama Milano'da açıklanmıyor o ferman. O da Nikomedia'da 13 Haziran 313'te açıklanıyor. Yani İzmit şu anda dünyanın en eski iki hoşgörü ve tolerans en önemli iki kararının açıklandığı bir şehir. Evet, muhteşem. Ama bu şehirde bunlar oldu diye kimse bugüne kadar o kadar ilgi göstermedi. Yani dünyanın içinde bulunduğu bu durumda burayı anlatmak çok önemli. Bence de. Biz, ihtiyacımız var. Dünyanın da ihtiyacı var. Dünyanın ihtiyacı var. Yani bu çok, çok önemli bir şey. Çok da sansasyonel bir şey olur aslında. Şimdi ilgili yetkili iki, büyüklerimize. Evet, buradan evet, söyleyelim. 2011 yılında Çekil Vakfı olarak biz burada bir tören yaptık. O töreni de gece 9 Avrupa şehrine link hattında gönderdik. 2 saat 17 dakikalık filmi. İngilizce olarak çekildi Çukurbağ'da. Çok güzel. Jenerik bile yazmadık. Şu anda dünyanın birçok internet kanalında, tabii 2 saat 17 dakika değil. Tabii de, bizim de süremiz var. Biraz açtık, işaret belli, ediyorlar rejide. Belli şeyleri var. Böyle bir olay var. Şimdi onun bu sene de tekrar anmasını yapacağız. 30 Nisan'da. 30 Nisan'da. 30 Nisan'da Sivil Toplum Merkezi'nde, fuarda. Fuarda. Fuar alanında, Sivil Toplum Merkezi'nde Protestan Kilisesi'nin, Ortodoks Kilisesi'nin ve Vatikan'ın üst düzey 3 temsilcisinin, bizden de İlahiyat Fakültesinden bir hocanın katılacağı, inanç ve düşünceye ait bu kararların burada açıklanmasının önemiyle ilgili, o günkü ilgi duyulan konular neydi, bugüne geldiğimizde neler var, bununla ilgili de bir panel var. Panel. O kaçta o başlayacak bu? 14'te başlayacak. 14'te. Çok değerli izleyiciler, süremiz doldu. Hazır burada bir Numan abi nefeslenmişken, değerli başkanım, sayın valim, Bitinya valim, biz bir dahaki programa, hemen çok arada vermeyelim Numan abi, bu buraya kadar geldik. Ama daha sayın izleyiciler, yani gerçekten ansiklopedi gibi, yani birinci fasikülü bitirdik. İnşallah en kısa zamanda ikinci fasikülü açacağız. Ama şunu bir daha duyurmak istiyorum. Başkanım müsaade edersen. Tabii. Fuar alanındaki Sivil Toplum Merkezi'nde 30 Nisan saat 14'te bir panel var. Bu dünya
inanç ve hoşgörü kararının alındığı, 311 30 Nisan'da alınan bu kararın 1704. yılı ve burada aynı yerde yani aynı hudutlarda tekrar anılması, anlatılması kim tarafından? İşte Diyanet İşleri'nden yetkilileri ve diğer kiliselerden Vatikan, Fener ve Protestan. Üç tane kiliseden ve Diyanet'ten de yetkililer. Burada bir anlatımda, panelde konuşmaları var. Bence vakti olan, vakit ayırmak isteyen herkesi ayırması da lazım tabii de. Bekleriz. İnşallah biz de TV 262 olarak orada olacağız ve bunları da size aktaracağız inşallah. Hoşça kalın, bizimle kalın. Tekrar buluşmak üzere.